Hak ismi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi ise e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismidir gerçi kesin o da e, o manada Efendimiz'in ismi olduğu manada e, efendim e, allah Teala tarafından e, hak olduğu e, tasdik edilmiş ve doğruluğu tescil edilmiş e, doğruluğu sabit olmuş o geliyor. Vel mübînû Efendimiz hakkında mübini kullanırsak orada ne demek iki mana yine var ortada. Hakta iki mana yok. Hakta birinci mana üzere diyor. Yani Allahu Teala hakkındaki hakka ne manadaydı? İşte varlığı sabit, e, doğruluğu ve emirleri, fermanlarının, dininin doğruluğu tahakkuk etmiş. Sabit olmuş manasına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala'dan aldığı vahiyleri tebliğleri, elçilik vazifesindeki iddiaları, davaları sadık, doğru, sabit, gerçek, gerçekçi. Tamam. Orada bir mana değişmiyor. Ama mübinde allah Teala hakkında da iki mana vermiştik. Efendimiz'e de o iki mana cari oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mübinü mübin nedir? El beyinü emruhu. İşi. işi ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne? Peygamberlik. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? 40 yaşında ne ilan etti? Risalet. İşte o işi ve risaletü elçilik Allah'ın elçisi olduğuna dair davası'nın doğruluğu beyin yani davası güneş gibi parlak açık mucizelerle de desteklenince nasıl bir kişi tek başına çıkıp bu dinimi, bu İslam'ı kısa bir zamanda dünyaya hakim etti ve ilan etti ve doğruluğunu izhar etti. Onun üzerine hiçbir Batıl din ne yapamadı? Onun üstüne çıkamadı ve çıkamaz. Çünkü neden? Maddi manada suyun üstüne çıkan köpük gibi e, Yahudisi, Hristiyanı, Siyonisti bilmem nesi zahirde e, efendim kendi batıl dinlerini ortaya yaldızlama, süsleme, allama, pullama çalışıyorlar ama hiç kimse itibar etmiyor. Çünkü neden? Asılsız, esassız, batıla dayanan şeyler, tahrif edilmiş, değiştirilmiş tarif edilince boşa düşmüş yani. Hiç de gerçekçiliği şu anda gündemde değil. Neden? Hristiyan olma mı artıyor? Yok. Yahudileşme mi artıyor? 1400 küsur sene geçmiş. Hala Müslüman olma oranı artıyor. Avrupa'da da Müslüman oranı artıyor. Rusya'da Müslüman oranı artıyor. Hem de öyle bir artış. Hele yani Rusya'da yani. Üçte bir falan Müslüman o zaten içinde. Bir de Müslümanların İslam'ı doğru yaşasaydılar. Herkes Müslüman olmuştu şimdi ama çok maalesef kötü örnek olduk diyelim. E ondan dolayı da tabii ahirette hesap vereceğiz yani. İslam doğru yaşasaydık bütün millet Müslüman olurdu. Böyle olduğu halde biz ne kadar bozuk adam olduğumuz halde Müslümanlarda örnek alınacak adam çok az olduğu halde e yine bütün dünyada Müslüman olma oranına bakın. Avrupa'da, efendim, Rusya'da, şurada, burada. Her yerde. Onun için onun işi açık yani. Peygamberliğinin doğru olduğu açık.